doğru sözcü. İşte eser ve meyvesi. Herkes eseriyle önsün, gönensin. Çıksınlar akıl ve yeteneğimle ve adaletten şaşmayan yönetimimle şu eserleri ortaya koydum. Güzelliğe ve insanlığa çok faydam oldu diye tanıtım yapsınlar. Eser deyince aklıma Mehmet Akif'in şiiri geldi. Ölecek insan mıdır? Kalacak şey eseri. Bir eşek göçtü mü? Ondan da nihayet semeri. Yanlış anlaşılmasın kimseye bir şey dediğim yok. Sizin eseriniz, bizim eserimiz tartışması başlayınca benim aklıma Mehmet Akif'in şiiri geldi. Türk Hava Yolları, Atatürk'ün eseri PTT, 1840 yılının eseri, TDI, 1843 yılının eseri, Etimaden Atatürk'ün eseri Botaş 1974'te kuruldu. Ecevit başbakandı. TPA 1954'te kuruldu. Menderes başbakandı. TürkSat 1990 yılında kuruldu. Çay ekimi Atatürk döneminde başladı. Çaykur 1983'te kuruldu. Başbakan Özal'dı. Ziraat Bankası 1863'te kuruldu. Kuran Mithat Paşa'ydı. Hak, Helal Akreditasyon Kurumu. 2017 yılında kuruldu. Başbakan Binali Yıldırım'dı. Siz de bunun gibi yüze yakın ve hatta bine yakın liste çıkarabilirsiniz. Eserler ortaya dökülür. Bakarız kim yeni bir eseri hizmete sokmuş ve eskiden kurulmuş eserleri bir adım, on adım, yüz adım ileriye taşımış. Hayal ettim. Mithat Paşa dirilse kurduğum ziraat bankası Gün ne durumda diye merak etse önüne Ali Ekber Ertürkün yazdığı sayıştay raporu haberini getirseler okumaya başlasa. Kredi borcunu ödeyemeyen zor durumdaki çiftçilerin tarlasına traktörünü ineğini öküzünü kümesdeki tavuğunu haz eden hazirat bankasında yönetici saltanatı ortaya çıktı. İktidar partisi AKP'nin Üç eski milletvekilinde üye olduğu 9 kişilik yönetim kurulu üyelerinin bankaya yıllık parasal yükü 5.4 milyon lirayı buldu. Sayıştay deneticisi bu kadar yüksek maaş neden diye sordu. Yönetim kurulu üyelerine 19.750 lira aylık ve ayrıca yılda 4 maaşla ikramiye veriyor. Kredi kartı harcamalarını da karşılıyoruz cevabını aldı. Mithat Paşa gör eserin ne halde. Mithat Paşa dirilse ve kurduğu Ziraat Bankası'nın gazeteleri el değiştirsin ve iktidar yandaşlığı yapsın diye verdiği dolar kredilerini yeni basın patronlarından geri aldı mı diye sorsa ve banka sırrıdır söyleyemeyiz cevabını alsa Beni Taif zindanına tekrar sürgün edin derdi. Mithat Paşa 1860'larda Cumhuriyet Sistemi kurulmasını ilk düşünenlerdendi ve Padişah ikinci Abdülhamit onu ve sürgün etti ve zindanda olarak hayatına son verdi. Evet eserler önemli, meyveleri de lezzetli. 2017 yılında 1050 Yıldırım Başbakan iken kurulan hak, Helal Akreditasyon Kurumu ekonomimize büyük katkılar yapacak ve biz de meyveleri peş peşe görecektik. Hak İslami şartlara uygun helal gıda, helal mal, helal hizmet sertifikaları verecekti. Böylece İslam ülkeleri helal sertifikası almış, Türk mallarını kapışacaklar. Hak kendi giderlerini ve tüm harcamalarını kat kat karşılayarak çok büyük bir gelir elde edecekti. 3 yıl bitti. Hak biri kamuya ait TSE olmak üzere sadece 4 helal sertifikası geliri başkadın maaşını bile karşılayamıyor. Buna rağmen çalışan sayısını 68'e çıkardı ve bu yıl için hazineden 6.1 milyon TL nakit yardımı alacak. Erdoğan sözlerinin haberine göre hazine yardımının 1 milyon 99 bin lirası ile taşıt alacak. İşte eser işte me Övün. Saldırıya uğrayan gazeteci Uğuroğlu'nun sorusu ve öngörüsü. Saldırıya uğrayan gazeteci Orhan Uğuroğlu dünkü yazısında bir soru sordu ve bir de öngörüde bulundu. Yazının o bölümü şöyle. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgür'ü ziyaret edip şilt takdim etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Bana ve Avukat KRT TV programcısı Avşar Hatipoğlu'na 15 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı organize saldırılar yapıldı. Albay Ersever ne yapmak istemektedir? Kimin talimatı ile hangi amaçla bu ziyareti yapmaktadır? Tüm televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medya haber sitelerinde Özdağ, Hatipoğlu'na ve bana yapılan saldırıların haberleri varken Albay Ersever ziyaret için daha saldırılarda dökülen kanlar kurumadan neden Ülke Ocakları Derneği'ni ziyaret etmiştir? Değerli okurlarım, Ülke Ocakları camiasına leke düşüren bu saldırganları kimler görevlendirdi? Yargının ortaya çıkarması gereken en önemli soru budur. Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna adaydır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olmak için ülke ocaklarını yanına çekmek istemektedir. Soylu Özdağ, Hatipoğlu'na ve bana yapılan alçakça saldırıları desteklemektedir. Necati Doğru Sözcü. Yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.